Arkadaşlar, hepinizin de bildiği üzere Ayasofya 24 Temmuz'da ibadete tekrar açılıyor. 86 yıl geçen hasret ve özlemin arkasından Allah'ın izniyle elhamdülillah Ayasofya'da artık ibadet yapılacak. Bu Ayasofya'da ibadet yapılacak ya da yapılmayacak, müzeydi veyahut da cami oldu diye bir sürü konuşmalar var. Bazı insanlar ne gerek vardı, neden yapıldı? Müze olsaydı daha iyi olurdu. Avrupa'nın ve Batılı'nın, diğer dünyadaki 8 milyar yaşayan insanın bize bakışı nasıl? Bizi kim destekledi? Kimin işine yaradı diye buna benzer bir sürü raflar. Şimdi hepsini sayacak değiliz. Bu kişiler Ayasofya'nın gerçekten ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Ben yakin olarak o kadar hani alimleri, hocaları ve bilir kişileri dinledikten sonra Fatih Sultan Mehmet'in de Türk milletine, torunlarına bırakmış olduğu vasiyeti dinledikten, araştırıp öğrendikten sonra yakinen inandım ki Ayasofya öyle sıradan bir cami veyahut da öyle sıradan bir yapı asla değil. Onun içerisinde insanlar namaz kılmış, ibadet etmiş, secdeye gitmiş. Yani normal cami olmuş, hiç bununla alakası yok. O Ayasofya büyük bir sembol, büyük bir simge. Peygamber Efendimizin bile övgüsüne mazhar olmuş bir sembol. Hem şehir, hem şehrin içerisindeki büyük bir yapı. Bakın arkadaşlar, şimdi Fatih Sultan Mehmet Han orayı fethettip de cami yaptıktan sonra vasiyet olarak şunu bırakmış: eğer ki benim bu fethetmiş olduğum kılıç hakkım Ayasofya ibadethaneyi, yani cami, daha sonra benden sonra gelen torunlarım camiden çıkartıp da tekrar kilise haline getirir ise veyahut başka bir amaç içerisinde kullanırsa, ben ona hakkımı helal etmiyorum. Allah'ın merhameti, şefkati ve hidayeti ondan uzak olsun. Benim şefaat etmeye yetkim olursa Allah'ın huzurunda asla onlara şefaat etmeyeceğim. Şikayetçi olacağım. O benim kılıç hakkımdır. O Müslümanlara armağan edilmiş, fetih kılıcımın hakkıyla fethedilmiş bir mirastır, camidir. Torunlarıma bu bir benden eserdir diye kendisinin bugünlere kadar, yani gelmiş olan bize bir vasiyeti var. Bu çok önemli, birincisi. İkincisi aslında, birincisi Peygamber Efendimizin o İstanbul, Konstantinopol fethedilecek. Elbet, yani fethedilecek, orayı fetheden asker ne güzel asker, orayı fetheden kumandan ne büyük bir kumandan diye en büyük birinci oraya vasiyet bu. İkincisi Fatih Sultan Mehmet'in, ben mahşerde onlardan şikayetçi olacağım. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti onlardan uzak olsun diye adamın bedduası var ya. Bedduası var. Bugün orayı, bak, orayı tekrardan ibadete açılacağını duyan, bilen büyük din alimleri, bilginler konuşmalarını dinledim. Adamlar gözlerinin yaşına hakim olamıyorlar. Ne kadar büyük bir manevi anlama geldiğini, ne kadar büyük bir manevi anlamı, değeri olduğunu çok yakinen anladım ki bu bir sadece müzeden camiye çevrilmek değil yani. Bu öyle bir şey değil yani. Öyle böyle bir eser değil yani. Kesinlikle orasının cami olması lazım. Kesinlikle. Yani içinde bir kişi bile namaz kılmasa arkadaş, bir kişi bile, kimse gelmese bile, bak, bütün dünya bize cephe alsa yine de orasının cami olması lazım ve şart. Şunu da unutmamak gerek. Şimdi orasını biz camiye çevirdik ama dünya bize nasıl bakar? Veyahut da bize yaptırım mı uygularlar, sıkışırız, gerek mi var yani falan filan, böyle düşüncelere asla kapılmamamız gerek. Çünkü tarihimizde yıllarca yapılan öyle fetihler, öyle posta yoluyla hani veyahut da öneriyle veyahut da piyango yoluyla, kardeşim gel ülkemi sana veriyorum, ben yönetemiyorum, gel sen yönet, gel ben hani yoruldum, bıktım, osandım, ülkemi sana teslim ediyorum diye bir şey bugüne kadar hiçbir zaman olmadı. Bakın, 1000 yıllık Osmanlı tarihine de bakın, Türk tarihine de, bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün fetihler, bütün fetih sonrası, onlar ne kadar hani ganimet elde ettiler ama ne kadar dış baskılara veyahut da dışarıdan saldırılara maruz kaldılar. Bunları hiç, yani öyle kolay değil. Fethedene kadar herkes düşman oldu. Fethettikten sonra anında herkes tebrike gelmedi yani. Bugünkünün daha fazlasıyla saldırdılar. Daha şiddetli.
Bunlara o zaman hep göğüs gerdiler. Göğüs gerdikleri için işte biz Anadolu'dayız. O yüzden bu kadar büyük dünyanın üç kıtasına hakim olduk, hükmettik. Bu yüzden dünyada adımız var. Bu yüzden. Ama bugün işte onu yapmayalım, bunu yapmayalım. Avrupa ne der? Nasıl bakarlar? Onlar ne der? Veyahut da ekonomimiz mi sarsılır? Bize saldırırlar mı? Bize kötü adam mı derler? Bunları düşünürsek kardeşim sonunu düşünen kahraman olamaz hesabı. Büyük fetihler yapmak için bazı zor baskıları, zulümleri de göze almak gerek. Bu mecbur. Ve Ayasofya öyle sıradan bir ibadethane de değil. Yani sadece İslam alemi içinde değil. Hiçbir Arap ülkesinden yani Katar ve Libya ve Pakistan gibi ülkeler haricinde hiçbir destek geldi mi? Hayır. Diğerler hep İsrail'in ve Amerika'nın kontrolü altında birer valileri gibi yapacak bir şey yok. Öyle olsunlar bakalım. Bir gün gelir onlar da aynı Kaddafi gibi ya da Saddam gibi alacaklarını alırlar. Onlar da gününü görürler. Ama şunu da unutmayın bakın. Bugün bak Türkiye'de ve dünyada o kadar lüks gökdelenler, büyük villalar, büyük eserler yapılmasına rağmen o kadar büyük şan içerisinde koskocaman büyük plazalar yapılmasına rağmen Ayasofya'yı gidince görüyorsunuz değil mi? Ne kadar ihtişamlı, ne kadar gösterişli, ne kadar büyük. Bu ta Roma döneminde yapılmış bakın Roma'dan. Bunu Romalılar yapmış. Bu Yunanlılar da değil bak Roma döneminde yapılmış bir eser. Ve bu eser Roma döneminde yapılan bu eser düşünün ki o zaman bu kadar ihtişamlı olmasını bugün bile bu kadar ihtişamlı o zaman nasıldı? Düşünün ya o büyüklüğünü bütün dünya biliyordu yani. Hayran kalıyordu demek ki. Peygamber Efendimiz sanki bunu sahabiler bunu konuşmadılar mı? Söylemediler mi? Oradaki ticaret yapan tacirler anlatmadılar mı? Ayasofya'nın büyüklüğünü, güzelliğini, iltişamını, gözleri kalmadı mı? Tutulmadı mı? Hayran değiller miydi? İşte bu büyük şaheseri anlatmadılar mı? O gün de gündeme geldi. Bugün bile o büyük eser, o güzellik yani insanı büyülerken düşünün yani 570 600 yıllarında Peygamber Efendimizin zamanında ne yol var, ne gemi var, ne araba var. Yani var gemiler de böylesin. Bugünkü gibi mi? Ne böyle şehirler var, ne gökdelenler var, ne böyle büyük eserler var. Hiçbirisi yok o zaman. Hiçbirisi. Yani o zaman Peygamber Efendimiz bunun ne kadar önemli bir yapı olduğunu, büyük bir eser olduğunu, şaheser olduğunu biliyordu. Bilmemesine imkan yok. Zaten peygamber olarak da bilir zaten. Normal şahıs bile biliyordu da. O zaman işte boşuna övmedi bu İstanbul'u, Konstantinopolis'i fetheden askerin ne büyük, fetheden komutanın ne büyük bir komutan olacağını boşuna övmedi, methetmedi yani. O yüzden Ayasofya'nın Kabe'den sonra ve Mescid-i Aksa'dan sonra Ayasofya'nın da hem İslam alemi için hem Hristiyan alemi için çok büyük öneme sahip. Bu yüzden oranın kesinlikle müze değil ve cami olması lazım. İbadethane. Daha detaylı araştırırsanız imanın ve İslam'ın hani türlü nimetlerinden hani zevk alarak tadıyla imanı yaşarsanız o zaman Ayasofya'nın ne anlama geldiğini daha derinden anlarsınız. Şu anda yani öyle ibadetle alakanız yok, namazla alakanız yok, cumayla alakanız yok. Hani gusül abdestiyle alakası olmayan, beynamaz gezen bir sürü insanlar var. Bu insanlar anlatamazsın ki ne? Zaten o insanlar CHP mesela, zaten o insanlar FETÖ darbe yaptı diye bütün ne kadar dini kuruluşlar, dernekler, tarikatlar olsa hepsini kapatalım diyorlar. Hepsini. Ama sebep diye sorduğun zaman FETÖ ya, cemaat diye darbe yaptı ya. Onun gibi öbürleri de yani bir gün gelir güçlenirse, aynı güce sahip olursa biz onlara nasıl hani güç getireceğiz? Hepsi darbe yapacakmış gibi ima ediyorlar. Ama kendilerine şunu sorunca FETÖ'den önce yapılan Türkiye'deki daha önceki darbeleri kim yaptı? Kim destekledi? Kimin yandaşıydı? 12 Eylül 1960 darbesi. Kim yaptı? 28 Şubat o e-muhtıra kimler yaptı? Hep CHP güdümlü, CHP partisinin yönettiği, CHP'nin içinde bulunduğu, CHP'nin ittifakı. O zaman CHP'yi kapatmamız lazım. Onlar FETÖ sayesinde FETÖ sayesinde bütün dini kuruluşları, ilahiyatçıları, ne kadar hani imam hatipler varsa hepsini kapatmak istiyor.
O zaman biz de diğer darbelere hani onları örnek alarak, onları düşünüp de hani yaşadığımız zaman onları eğer ki kendimize öngörü olarak görürsek, o zaman biz de ne yapmamız lazım? CHP'yi kapatmamız lazım. Yani bu CHP'nin yapmış olduğu bir tanı veyahut da bu öngörü öyle pek dikkate alınabilecek bir öngörü değil, ama bu arada içlerindeki gizli düşünceleri, planları dışına yansıtmış oluyorlar. Nasıl İslam karşıtı olduklarını, eğer ki iktidara gelecek olurlarsa İslamiyet'le nasıl mücadele edeceklerini, o seçim zamanı hani camide dualarla, ibadetlerle veyahut da başörtülerle yapmış oldukları o güzellikler, sempatilikler, şirinliklerin tamamen tiyatro ve hikaye olduğu, yapmacık olduğu, onların bugünkü bütün İslami kuruluşlar hepsini kapatalım demelerinden belli arkadaşlar. Evet, bu video için söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.